Arkadaşlar test sürüşüne geçeceğiz şimdi. İçeride bizi yönlendirecek bir arkadaş var. Dışarıdan gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. Üstteki aydınlatmaları, farları komple LED. Bu aynalı versiyonu, bunları opsiyonel olarak tabii söyleyebiliyorsunuz. Bütün modellerde ayna yok diye bir şey yok. Onları da değiştirmişler gördüğünüz gibi. Şöyle bir uzaktan bakalım. Brandalı Dorse'miz var. Schwarzmüller Dorse. Ya gene. Direksiyonu buradan ayarlayabiliyoruz. Koltuğumuzu ayarlayalım. Bunu tabii normal aynalı. Klasik olana geçtik. Çalıştırdık. Rechts oder? Jawohl. Hier. Jawohl. Wie heißen Sie? Andi. Andi. Nice to meet you Andi. Ich bin Yusuf. Yusuf. Ya. Şey dedi, dışarıda mı sürmek istersin yoksa içeride mi? Ben dedim dışarıda sürmek isterim. 10 ton yük varmış. O da yük denmez yani. Pek yük sayılmaz. Direksiyonu daha yumuşak olmuş tırın. Görüş açısı biraz büyümüş yine. Alles gut? Ötüyor ya. Das war der Abbiegassistent. Okay, das die Rotes. Ist genau, hast du rechts und links? Der ist jetzt nur gekommen, es ist noch Software. Sağda ve solda varmış bu sistem. Kör nokta uyarı uyarıyor size. Hem renklerle, mit Farbe oder? Mit Farbe, genau. Okay. Man sieht auch noch, wie stark es dann quasi ist. Okay. Karşıdan yine bir DAF geliyor, bir selektör yapalım. Wir fangen gerade aus. Okay. Bu şeyde retarder yokmuş. Bu motor freniymiş. Yine şeyler burada eskisi gibi. İmdat freni. Ha burada bak şeyi değiştirebiliyorsunuz. Uzaklaşabiliyor. Vay be. 12 ileri 4 geri var. Kısa bir otobana çıkalım dedik. Otobanda da deneyelim bir tırı bakalım. Nasıl hızlanması falan. Telefonun takınca bütün navigasyonunu falan. Yani kendi navigasyonun, belki bunun navigasyonunu kullanmak istemeyebilirsin. Ama kendi telefonundaki şeyi kullanabilirsin. Navigasyonu. Aa, en önemli özelliği söylemediğim. Hastun kabel dabei? Nana, this. Şuraya tak koyunca telefonu arkadaşlar bu şarj ediyor bak. Ya, aber der Automat. Hat jetzt keins. Der hat keins. Der XG Plus. Ya GXG Plus gene orada denemiştim arkadaşlar. Bu modelde yok da XG Plus'ta o model, o şey vardı yani. Telefonu koyduk şarj ediyordu bak onu söylemeyi unutmuşuz. Burada söyleyelim. Konforlu ya hani sürüşü falan ben zaten alışkınım hani çok da böyle şey yapmamışlar gayet rahat. Adaptif cruise control. O da var. Und jetzt quasi einmal im Kreisverkehr und wieder zurück auf die Autobahn. Okay. Dann kannst du den Gaspedal voll durchdrehen. Genau, steht der Limiter quasi auf. Gaspedala ne kadar yüklenirsen yüklen, limit koyduktan sonra 75'e limit koydum. Şey yapmıyor. Yani 80'e çıkartamıyorsun arabayı. Limitli çünkü. Ya bu da güzel bir özellik. Limiti devreden çıkartalım. Off yapalım. Maksimum 90 gidiyor zaten. Okay, zwei. Bu yokuş kalkış desteği. Ve bıraktık frenden ayağımızı. Söndü. Tekrar gidiyor. Bir kere frene basınca tekrar durdurtturuyor. Drei Sekunde Glow. Hem öne gitmesini engelliyor hem arkaya kaymasını engelliyor. Bu da güzel tabi. Alte Modelle vielleicht nur hinten kontrolliert. Bakın arkadaşlar bu da bir Dorse için park sensörü. Das funktioniert oder? Nee, funktioniert noch nicht so wie soll. Wir schauen das schon alle.
Ya herkes bakıyor şeye, yeni DAF'a. Bize sürmek nasip oldu. Zaten bayağıdır da bekliyordunuz bu şeyi diyordunuz. Instagram'dan falan da yazmıştınız çok. Biz de ona istinaden böyle bir şey yaşadık. Kısmet oldu bize. Bu da eski DAF. Vay be, eski DAF mı diyecektik be sana. Komple bütün dizayn, tasarım hepsi yenilenmiş arkadaşlar. İç dizaynına, iç tasarımına kadar komple yeni bir tır yaratmışlar içeride de. Tabii ki bazı şeyleri benzer. Çünkü onlardan ödün vermemeleri gerekiyor. Yaparken DAF olduğu belli olsun ama gerçekten komple yenilemişler. Sizin için test sürüşünü de kısa tutmadım. Olabildiğince uzun, max sınırları zorladım yani. Akşam zaten şu anda etkinlik sona ermek üzere. Sonuna kadar da kaldık. Her şeysi, bütün USB girişlerine kadar her şeysi başka yerlerde hepsi tasarlanmış. Çokça da var yani içerisinde. Motorda yine sensörler var. Getriebe auch einen Sensor, oder? Ja, Getriebe auch. Perfekt. Danke schön. Gerne, gerne. Und noch sitzen bleiben. Jetzt zeige ich dir den Rest. Lass das gerne runter. Lass wieder runter. Achso. Ich zeige dir das noch. Bu araçla ilgili bütün sistemler solda. Multimedya vesaire, konuşma fonksiyonu hepsi burada sıralanmışlar. Okey. Tank, yakıt bilgileri sağda. AdBlue vesaire solda. Burada ekranda şey ayarlayabiliyorsunuz. İşte araçla ilgili bilgiler ve radyo mu? Araçla ilgili bilgiler ya da müzik mi? Falan gibi farklı modları var yani. Display'in farklı modları var. Sağa bakınca buradan tekrardan teknik bilgiler. Ama şu renkleri falan güzel olmuş. Şurada mavi, turuncu şurada. Sprachfunktion. Genau, Sprachfunktion und wie gesagt Navigation wird bearbeitet. Aber du hast hier dann zum Beispiel. Renkleri seçebiliyorsunuz buradan. Klasik modu ayarladık göstergelerde. Diğer modu da var. Güzel. Klasik burada yine yakıt şeylerini falan görebiliyorsunuz. Hava tüplerinin basınçları. Luftbehälter. Genau. Genau. Burada güzel yine bir alanınız var. Her şeyi koyabildiğiniz. Yine masanız var. Burada iki tane bardaklığınız var. Farklı gözleri, içerideki ışıkları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın LED ışıklar. Bunlar da hava biraz karardı diye gösterebiliriz. Klima menfezleri, bunlar yine değişmiş. Güzel. Burada krom detaylar var. XG'de buralar ahşap görünümlü. Yine dolabınız burada. Asu. Genau, erste und zweite Stufe. Okay. Erste Stufe nur für die hierfür. Burada dolabı. Wie viel Liter? Oh, ich weiß nicht aus. 35 glaube, oder? So ungefähr. Ja, 35. Ich habe gesehen. Ah, perfekt. 35. Du kannst jetzt den Kühlschrank, du kannst jetzt auch den Kühlschrank hier einstellen. Buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Was? Aktivitesi. Beim alten DAF musstest du so hochklappen. Genau, genau. Ja. Eski DAF'ta diyor ki yatağı kaldırıyordunuz, ondan sonra dereceyi ayarlıyordunuz. Doğru söylüyor. Ama bunda buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burayı da güzel düşünmüşler. Su şişenizi buraya koyabiliyorsunuz. Alte model ist hier drinnen. Genau, genau. Du kannst dich auch aussuchen, ob du nur einen Kühlschrank haben willst oder ob du diesen Halter willst. Und das ist halt dann die erste Stufe. Bu X Stufe sadece su için. Bu da yemek için buradan şey yapabiliyorsunuz. Güzel. Burada iki tane bardaklı yine var. Şurada. Asso. Genau. Das ist für mich, oder? Das ist für dich. Danke dir. Kann ich noch eine? Natürlich, natürlich. Für die meine Follower geben, weißt du? Sehr gerne, danke. Sehr gerne. Hier. Bunda takipçilerim için arkadaşlar birini. Danke. Danke dir. Güzel. Ya, danke dir. Bunda takipçilerim için hediye edeceğim. İki tane hediye edeceğim. Instagram'dan halledeceğiz onu. Danke. Danke gerne, dir. Gerne, gerne, gerne. Und ja, ich will's noch unterm Bett. So ja, XG Modell, ich habe gesehen, das ist ein bisschen... Genau, kannst du Lendenwirbel verstellen, kannst du alles. Das hier ist Standard. Bett ganz nach oben, damit es runtergeht. Yukarı çevirip, yukarı biraz daha itip aşağı şey yapabiliyorsunuz. Damit yavaş yavaş da yapabiliyorsunuz şöyle. Ayarlayabiliyorsunuz üst yatağını. O da güzel olmuş. Burada yine şeyleri var, ışıklar falan. Şıkır şıkır parlıyor. Burada çok büyük bir alan var. Buralarda yine biraz daha küçük ama yine dosyalarınızı falan, arabanın şeylerini. Aynı şekilde burada da var. Mikrovelle nicht, oder? Gibt nach das war. Gibt's da wieder nach das war. Aber XG plus? X müssen wir nachschauen, aber ich glaube so, das ist optional, oder? Optional, ja. Okay. Kommt bestimmt wieder raus. Genauso wie du sagen kannst, Bett weg und zum Beispiel Schränke hin. Aber das ist alles Zurüstung, das kommt alles nicht. Senin takdirde
mikrodalga da koyulabiliyor arkadaşlar. İki tane USB girişi var burada. Çakmak girişi var. Bir USB girişi de yatağın orada varmış. Yatarken şarj edebilmeniz için vesaire. Şeyleri park şeyini yapabiliyorsunuz işte. Webosto'yu buradan ayarlayabiliyorsunuz. İç ısıtmaları. Kol dayamaları mevcut. Aber du hast halt dadurch dann wieder gleich mehr Platz. Büyük alanınız var. Burada otobüs şeyi muavin hani şey oturuyor ya. Onun gibi yapmışlar. Burayı böyle üst katlayabiliyorsunuz. Ooo super. Wow. Burayı masa gibi kullanabiliyorsunuz. Yemek falan yiyebilirsiniz. Ya takılabilirsiniz. Böyle de alanınızı çok rahat kullanabiliyorsunuz. Şurayı da şey yaparak. Vay be. Arkadaşlar XF ile XG modelin arasında yani en belirgin farkları yine söyleyeyim. Çünkü bu konu çok önemli. XF'de yani XG modeli biraz daha XG biraz uzunmuş XF'e göre. XG Plus da hem uzun hem de büyük, daha büyük. Okay. Genau. Ja. Ich brauche nur deinen Namen. Okay. Und Firma hast du ja nicht, ne? YouTube. Meine Firma YouTube. Bunlar bizim için arkadaşlar. Daha fişelerini. Bunu hediye edeceğiz bir tanesini. Bir tanesi de bende altıra olarak kalacak. Kısa bir aşağı inelim 2 dakika arkadaşlar. Buraya çok rahat bir binme alanı var. Biraz daha geriye itiyor onu. Komple gördüğünüz gibi hani buradan zaten içerinin geniş olduğunu daha böyle kapıdayken anlayabiliyorsunuz. Şurada da yine bir ışık konumlandırmışlar. Şurada kapıda yine kapıyı açtığınız zaman falan. Yes, bu bu çok iyi yapmışlar. Bu ayakkabıları buraya koyuyoruz. Genau. This meter is besser değil mi? Für die Schuhe. Du kannst es auch oben hin machen. Eigentlich ist es für oben geplant, aber hier kannst du auch noch was hin tun. Okay. Und hier ist halt Feuchtigkeitsschutz. Normalde burası için planlanmış ama buraya da koyabilirsiniz çünkü bu var diyor. Yani şut koymuşlar buraya bir engelleme yağmur suyu için. Okay. Arabalarımızı alalım. Ha, bakın arkadaşlar şu çok önemli. Okey, aerodinamik arkadaşlar. Başında bahsetmiştim bu aerodinamik olayını. Rüzgar buradan alttan giriyor. Şurada böyle bir şey yapmışlar. Plat bir this is plastic, o da? This plastic. Yeah. Okey, plastikten bir şey yapmışlar. Buradan rüzgarı alttan alıyor o plastik aşağıya doğru. Bakın buradan da rüzgar çıkışlarını böyle yandan dışarı veriyor şu kısımdan. Bu da başka bir varyantı arkadaşlar. Bunları hep değiştiriyorlar. Bakın şurada da var. Siz şu kör nokta için orayı açık yapmışlar ama istersen opsiyonel o da. Das ist optional genau. Okay. Und bunlar hep aerodinamik için tasarlanmış. Şöyle plastik parçalar arkadaşlar. Bunlar yine aynı şekilde rüzgarı tahliye etsin, içeriye doldurmasın ve yakıt tüketimi ile alakalı tabii bu durumlar. Yakıt tüketiminden tasarruf amaçlı. Şu arkada ooo çok güzel bak bu da. Şurada bir tuşu var. Buna basıyorsunuz. Hemen bunu tekrar böyle çekebiliyorsunuz. AdBlue. Bunu yenilemişler bu AdBlue tasarımını eskisine göre. Orada yapılan hatalar hep. Okay. Ön tarafa açıyorsunuz böyle. Buradan açıyorsunuz. Burada yine bir gözünüz var. XG'de biraz daha büyükmüş. 30 santimetre. Daha büyükmüş burası. Tamam. Funktioniert oder nicht? Nee, es funktioniert nicht von der Seite, weil du darfst hier nicht drauf treten. Ja, genau. Evet arkadaşlar, bir tanıtımın daha sonuna geldik. Bütün detayları gördük, inceledik, her şeyi sorduk. Aklımıza gelen, onun aklına gelen her şeyi sorduk. Aynalar zaten yenilenmiş. İçeride de bayağı şeyleri değiştirmişler. Üst kısımda da. Tabii dedim ya, XG karşıda duruyor. O biraz daha geniş şu kısmı ve daha yüksek. Buraya da bir tane geliyor bakın. Her şey LED. Bütün farları LED yapmışlar. Asso. Diesel links ya. Ya. Kurven links. Bunlar şimdi biraz direksiyonu sola çevirdi, sola doğru aydınlattı. Sağa çevirirse sağa doğru aydınlatacak. Bu da güzel bir özellik. Nasıl ya bakın, şimdi oraya doğru aydınlatıyor. Şimdi çevirsin direksiyonu, görelim. Oraya doğru bakalım. Bak şimdi bize doğru. Bak sinyalleri. Bak sağ taraftaki sağ yandı, görüyor musun şu alttaki? Sola bakalım.
Söndü, şimdi soldaki yandı. Bak şu kısım yandı. Bunlar ekstra aydınlatıcılar arkadaşlar. Şu kısım, şu en alttaki kısmı yandı. Sağa çevirince de sağ taraftaki yanıyor. Bakın şimdi şu kısımda sağa çevirirse, çevirmedi. Ya çeviriyor, şimdi yandı bak. Sağ taraftaki de yandı. Bizim küçük arabaları ne yaptık? Flight in Ilkavidir yani. Burada waffle yapıyorlar. Burada da bitte. Na mitte, this is besser. Burada da böyle küçük patates falan yapılıyor. Güzel tatlı şirin restoranda zaten burası. Patates aldık. Bunu şeklinde koydular. Bundan sonra patates dibini görünce kağıda açtık. Türk işi yapıyoruz. Her yerde belli ediyoruz kendimizi. Waffle'ımız var. Bundan sonra ne sosu olduğunu bilmediğim. Bir de naflarımız var. 3 tane. Bunu da hediye edeceğim arkadaşlar. Instagram'a gelin. Instagram'dan hediye edeceğim. Bu videonun altına size güzel yorumlar yapın. Belki arasından bir tanesini seçip o yoruma ulaşıp bana ulaş deyip belki ona da bir tane de YouTube'dan hediye edebiliriz. Şimdilik görüşürüz.